Ya öncelikle zaten Gülistan'ın arkadaşıyım, hemen benim yan odamda kalıyordu. Çok zaman geçirdik yani birlikte. Çok zaman paylaştık. Zaten ilk günden bu yana intihar edebileceğini böyle insan düşünmek istemiyor. Hani hem yakın arkadaşı oluşumdan hem de bilinç düzeyinden ötürü bunu hiçbir zaman düşünmedim. Ama yani yaklaşık 58 gündür, 2 ay geçen bir süredir bulunmuyor mesela. Ve bu kafa karıştırmıyor değil yani, insan artık intiharı bile düşünüyor yani. Kayıp bir yerde mi ya da tutuluyor mu, kim bilir, belki şu an her gece hangi kabusları görüyor yani, bunları bile mesela düşünüyoruz. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi mesela geçen sene bir arkadaş daha, Evin Tankaş isimli sosyoloji 2. sınıf öğrencisi, 2 günde bulunmuştu ve onda da şöyle iddialar vardı açıkçası. Bir mektup bırakmış odasına. O mektubunda da babasının tacizine, istismarına uğradığını dile getirmişti. Ve mesela onun cenazesi yani 2 günde bulundu yani hemen. 2 günde cenazesi mesela bulundu. Zaten şu an Evin Tankaş yazıldığı zaman hemen 2 gün sonra kayıp öğrencinin cesedi bulundu göl kenarında diye mesela bir sürü haber var. Şimdi Gülistan'a baktığımız zaman yine aynı su aslında, aynı yerde, biraz daha aşağısında kalıyor sadece. Hemen hemen aynı bölgede diyebiliriz. Neden hala bulunmadığı sorusu gerçekten kafa karıştırıyor. Bir yandan da ürkütüyor yani. Yani şimdi yine aileden aldığımız bir habere göre, ki ailesinden aldığımız bir habere göre, ailesi şey diyor, %99 savcılık söylüyormuş bunu, %99 suda. Arama ekipleri de %99 suda değil diyor. Şimdi neden o zaman mesela her gün aranıyor orada diye insan sorguluyor. Yani her oradan geçtiğimizde mesela araçları orada görüyoruz yani, hakikaten orada bir aranma yapılıyor ama daha geniş çaplı mesela yapılabilir aslında. Sonuç olarak suyun sürükleyici özelliği de var. Ki suda olmama ihtimali de bu kadar netse, arama ekipleri bunu söylüyorsa. Yine Van'dan gelen bir arama ekibi mesela şey demişti, 2 gün aradı sadece. %99 bu suyun içerisinde değil, %1 bile ihtimal vermiyoruz bir şey diye bir söylem geliştirmişti. Bunu da yine aileden aldığımız haberlere dayanarak söylüyorum şu an için. Açıkçası böyle Gülistan hani bulunmuş olsaydı şu ana kadar, muhtemelen belki şu an unutulmuş da olabilirdi yani birçok kişi tarafından. Ama bu kadar sürede, böyle küçük bir şehirde, bu kadar çok izlenen bir şehirde bulunmaması gerçekten insanların psikolojisini çok bozmuş durumda, ürkütmüş de durumda. Yani bugün başta ailelerimiz de olmak üzere, kendimiz de, dışarıdaki arkadaşlarımız da, farklı şehirden arkadaşlarımız da hep bunu dile getiriyor yani. Gerçekten hani böyle psikolojiyi alt üst edebilecek bir durum. Yani suda olduğunu artık insan düşünmek istemiyor ki, suda olmuş olsa bile şu an için mesela o cenazenin parçalanma ihtimalini mesela düşündüğümüz zaman yine elde bir şey edilemez. Yani bir sonuç elde edilemez. Ama hani İnsan böyle çok intiharı düşünmek istemiyor, öyle söyleyeyim. Çünkü arkadaşımın potansiyelini biliyorum yani, bilinç düzeyini biliyorum. Keza mesela 25 Kasım 2019'da en önde pankart tutuyordu yani. Bunu da mesela göz önünde bulundurarak böyle bir kadının intihar edebileceğini insan pek düşünmek istemiyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani savcılık suda olmadığını iddia ediyor ama gelen suda olduğunu iddia ediyor ama gelen arama ekipleri suda olmadığını iddia ediyor. Yani bu bir çelişki durumu. Yani hani gelen ekipler de zaten bir nevi devletin şeyleri. Hani devletin çalışanları. Hani aralarında bir yani çatışma, çelişki söz konusu. Hani bu yüzden ben hangisine güvenirim dersen, ben gelen arkadaşlara güvendiğim için hani suda olmadığını düşünürüm. Yani çünkü birçok ekip geldi. Hani 50 günü aşkın bir süredir kayıp Gülistan arkadaşımız. Yani Dersim gibi küçük bir yerde, en küçük bir hani baskınlarda bile hemen bulunan insanlar nasıl bulunamıyor? Yani evden çıktığımızda bile bizi biliyorlar nereye gittiğimizi ama Gülistan arkadaşımız 50 günü aşkın süredir bulunamıyor. Yani bu da bir şey doğuruyor, insanlar kafasında bir şüphe doğuruyor. Yani intihar olayı olsaydı cidden hani bulunurdu. Ama intihar olayı olmadığını düşündüğüm için hani hala bulunamadığını düşünüyorum. Yani bu arada bütün şüphelerin üzerine çeken Zaynal ise hala bulunamadı. Yani biz nerede, yani ailesi, hani Gülistan'ın ailesi ve şeyler nerede olduğunu bilmiyor. Savcılık da siz bizim üzerimize geldikçe biz aynanın şey olduğunu düşünürüz. Şüphe, yani suçlu olmadığını düşündüğümüz için böyle diyor. Bu hani bir şey oldu. Zaylan'ın üvey babası polis olduğu için bir şey doğuruyor. Hani bir kayırmacılık, bir torpil düşündürüyor bende. Geçen sene aynı tarihlerde Gülistan kaybolduğu yerde kaybolan bir, yani intihar
ettiği düşünen bir arkadaşımız daha vardı, evin arkadaşımız. Yani aynı tarihler, tam bu zamanlardı. Hani su seviyesi de aynı, hani karların eridiği zaman falan. İki gün içinde bulundu. Ama Gülistan arkadaşımız 50 gün aşkın süredir hala bulunamıyor. Ser Gülistan, Ser Hakuş'un ve Hakuş diye intihar. Kaleye dekin, az bavarım ne intihar o? Teşekkür dinle dedi heyip, cibar ve ki o çan bu apenci haşroji nina tüpeş ve çünek heyra Gülistan da ditina Gülistan da çeyne büyüye. Roja avli çehebe hinaji av tıştana dubara te gotun. Çubo Gülistan, am her cari pırsınan beka Gülistan kedereyi bersef disa aynı amle edigerin. Kedere edigerin hau ciyek heyi ve ciye beter tu dere Gülistan'ı nagerin. Az hua bavarım Gülistan'ı ciyek nagerin. Gülistan'ın bu geriye hua ve bu hata ditin. Çen hep mürov jen ziram hunda bi nudur roja se roja hati ditin. O am ata dersim ejdinleri dersim. Ciyek çuk o her dere am kanun ve kamara hayi. Ciye ki onu çok penjir haş roja mürov vakit dediğin pıskırık ek mızını. Hem çubo devlet yaşı hem çubo civaka nava dersi meşi pıskırık ek. Hatta mürov vakit hın dağı o penjir haş roja dayık gel her cahiyacan bir pırsı o ne dediğin pıskırık ek. Çağ mürov hın dağı o merak kusa roja meyen ne bini. Ve bavariye de mi havar gülistan doku hukukhoyna kuştu yi. Sedemek ve heyi. Yani sedemek heyi ciber ve ki ev Gürsan dokuyna roja ev sedemci ama anızan çi ne ditina ve ci greda ve sedemeyi. Heger ku sedemek ve tüne bayağı Gürsan doku kokuştuba ev bu hata ditin. Gori naye ditin çiçete heşem çi sedemek ve heyi sedemek ve hında buna ve o sedemuna na hati ditina ve aynı sedemin. Jiberi ki Gülistan okula çan bence haş roje na editin. Gülistan okula normalde aynı sınıftayım. Sınıf arkadaşım Gülistan. Gülistan kaybolmasıyla ilgili ben intihar olduğunu düşünmüyorum. Zaten intihar olsaydı veya suda olsaydı iki aydır bulunurdu. Kaybolmasında büyük ihtimaller var, aramasında büyük ihtimaller var. Çok fazla üzerinde durulduğunu da düşünmüyorum. Zaten yaptığımız konuşmalarda, görüşlerde hep bize engel çıkılıyor. Zaten bir şeylerin üzeri kapatılmak istenmeseydi bunları kapatmazlardı, ihmaller olmazdı. Gerekli açıklamalar hiçbir şey yapılmıyor. Sadece üstü açık bir şekilde evet arıyoruz deniliyor ama onun dışında hiçbir şey olmuyor. Gülistan yerinde biz de olabilirdik. Biz de sonuçta kadınız ve burada öğrenciyiz. Bu ilk olay değil. Geçen sene de arkadaşımız intihar etmişti. Yine üzeri kapatılmıştı. İhmal olduğunu düşünüyorum ben. Kadınların bir olup desteklemesini istiyorum ama çıkan engellerden dolayı, yapılan baskılardan dolayı artık kimse gelmek de istemiyor. Kimse meydanlara da gelmiyor. Kimse açıklamalar da yapmıyor bize. Çünkü baskıdan dolayı kimse gelmek istemiyor. Yani dediğim gibi ben açıkçası öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü suda olan bir insan olsaydı şimdiye kadar zaten onca aramanın sonucunda çıkardı açığa. Ama çıkmadığına göre ve gizlenen bir şeyler var onu biliyorum az çok takip ettiğimden. Bundan kaynaklı öldürüldüğünü düşünüyorum yani. Yani o çocuğun sonuçta polisle bir bağlantısı olduğunu biliyoruz. Üvey babasıymış galiba yani tam net olmamakla beraber. Yani açıkçası buna bağlıyoruz, başka bir şey bağlanamaz yani. Böyle bu tür olayların burada böyle yaşanması çok nadirdir yani. Dersim halkının yani böyle bir şeye yeltenmesi ya da böyle bir şey yapması nadirdir. Tabii ki canım yani işin içinde elbette ki onlar varsa muhakkak üzeri kapatılacaktır. Bizim de herhangi bir bilgimiz yok ama suda olmadığını düşünüyoruz. Yani suda olsa da mutlaka bulunacağını biliyoruz. En azından cesedin su üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum öncelikle. Dersimde yapılan politikalar genellikle hep kadınlar üzerine olduğu için yani önümüze de yaklaşan bir 8 Mart Kadınlar Günü. Onun etkinlikleri için buradaki kadınların yapacağı bütün etkinliklere şimdiden başarılar diliyorum. Yani yapacakları her şeyin arkasındayız. Bu politik olabilir veya apolitik olabilir, fark etmez. Çünkü bu kadınların hakkı gerçekten dersinde biz bunun farkına vardık ki kadınların hakkı fazlasıyla yeniliyor. Ve hiçbir zaman kadınların hak ettiği bir yerde bulunmadığını göz önünde bulunduruyoruz ve bunun farkındayız. Çünkü burada yapılan kadınlara yönelik taciz, tecavüz, istismar olayları dahi olsun, sözlü taciz olayları dahi olsun çok fazla yani gün yüzüne gelmeye başladı. Ve devlet yanlı medyalar olsun veya başka türlü insanlar olsun bunları hep gizlemeye çalıştılar. Bu politika üzerinden hep insanları farklı şeyleri yönetmeye çalıştılar ki biz öğrenciler olarak da buna sonuna kadar karşı çıktık ve bu zamana kadar
yaptığımız her şeyin arkasındayız ve bunun da devamı geleceğine inanıyoruz. Çünkü artık bir yeter dur demenin zamanı geldi. Yapılan her şey gözümüzün önünde oluyor ve yani öğrencilere, özellikle kadın öğrencilere yönelik yapılan politikalar, ezdirme politikaları olsun, yani çok yönlü baskı altındalar. Bunların son bulacağına inanmıyoruz. Sonunun getirileceğine inanmıyoruz ve bunların için herhangi bir önlem, tedbir alınmadığına da inanıyoruz. Yani bu böyle biliniyor ki artık yani kadınların kendini ne kadar korusalar da yani hiçbir zaman devlet destekli bir şeyler tarafından yani korunacağı kesin değil artık. Çünkü olsaydı şimdiye kadar bunu başarmışlardı. Çünkü yapılan her şey suistimal ediliyor ve saklanılıyor. Bu halktan olsun, bu öğrencilerden olsun, her şey gün yüzünde artık. Yani bıktık, gerçekten bıktık bu tür şeylerden. Yani yaşamak istemiyoruz artık, görmek istemiyoruz. Çünkü kadın arkadaşların bu denli kayboluşları veya cinayete kurban gitmeleri olsun veya onların üzerinde yapılan politikalar olsun artık bezdirdi. Gerçekten öğrenci olarak da bezdik buradan. Yani günlük yaşamımızda artık etkilemeye başladı. İnsan psikolojik men olsun, yani psikolojik veya farklı bir türlü duygusal olsun yine etkileniyor. Bence Gülistan Doku intihar etmemiştir. Çünkü niye etmemiştir diyorsanız, çünkü yani bir insan eğer ki intihar ettiği düşünülüyorsa ve bunun kanıdı, onlara göre kanıdı varsa, yani son orada görülmüş veya suya atlamış gibisinden bir şeyler deniliyor. Bir insan yani şu biliniyor ki yani suya düşen insan, yani Munzur'un suyunda akıntı yoktur. Atladığı yerde de full çalılıktır. Düşerse illaki bir şeyler bulunur. Bu şu an 50-60. Günlere gelmişiz. Gerçekten hani bulunmaması, yani bu gerçekten hani artık güldürme, yani nasıl size söyleyeyim, şöyle bir şey, hani artık insan yalan olduğu yani açık açık ortada belli. Yani 60 gündür aranan bir insanın bulunmaması, bu şunu gösteriyor ki ya bulmak istemiyorlar ya yüksek birilerinin eli altında yapılmış bir şey, korumak ama onu korumak amacıyla gizleniliyor bu olay. Gerçekten biz böyle düşünüyoruz. Yani biz yapacağımız her şeyin de arkasındayız ve durmayacağız. Gerçekten de her şeye devam edeceğiz. Öğrenci olarak her zaman dile getireceğiz. Ve Gülistan Doku ölü veya diri bulunana dek arkasındayız. Hesabını sorana kadar, anaların gözyaşı kuruyana dek biz buradayız.